Arkadaşlar herkese merhabalar. C# konsol eğitim videolarımızın bu akşam 13.'sünü gerçekleştireceğiz. Tarihler 16 Şubat 2016, saatimiz 22'ye doğru geliyor. Ne yapacağız bu akşam? Dizilere giriş yapacağız. Normalde döngülerin son kısmı olan for each döngüsünü yapıp ondan sonra dizilere geçecektim ama for each döngüsü içerisinde dizi örnekleri kullanacağım için önce dizileri anlatayım dedim. For each'i de dizilerin arasında bir yerde anlatır. For each ile ilgili bir derste yaparız. 13. dersimizi yapacağız. 50 derslik seriye, 50 derslik konsol serisine devam edeceğiz. Web videoları için de, web dersleri için de hazırlıklarım devam ediyor. Eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. Ne zaman olur? Mart sonu gibi düşünüyoruz ama belki dediğim gibi biraz daha sarkabilir ama Nisan sonundan önce inşallah web videolarında ilk videoyu çekeceğiz. Konsol videolarımızı da o zaman tamamlamış oluruz. Yani web videolarından önce. Bir de küçük bir duyurumuz var. Ondan sonra derse giriş yapacağım. Kitabımız çıktı arkadaşlar. Bugün itibariyle 16 Şubat 2016 itibariyle kitabımız çıktı. Kitabın satış linkini YouTube'da bir tane kitap trailer'ı hazırladık. Onun altına ekledim. Ondan sonra grubumuzu da paylaştım. Oralardan ulaşabilirsiniz. Şöyle bir kapağı var. 120 algoritma ve konsol programlama örnekleri şeklinde bir ismi var. Biraz devrik bir isim. Kitabı biraz özet geçeyim. Kitabın içerisinde bu 120 sayısı, kitabın içerisindeki örnek sayısından geliyor. 120 tane örnek uygulama var. Temel algoritmik kavramlarla başlıyor kitap. Sonra akış şemalarıyla devam ediyor. Sonrasında değişkenler, işte karar yapıları, döngüler, diziler, random komutları, işte switch case yapısı, karışık söylüyorum. Sıralama tam doğru değil. Ondan sonra diziler dedim. Bir takım ek fonksiyonlar, işte matematiksel fonksiyonlar, tarih saat fonksiyonları şeklinde bölümlere ayrılmış şekilde ilerliyor. Hiyerarşik bir düzen içerisinde. Düzgün bir sırayla ilerliyor. Kitap boyunca kitabın teması şu şekilde ilerliyor. Mesela bir konu, atıyorum ne? İşte double değişkeni. Double değişkeni ile ilgili kaç tane örnek var? Diyelim ki 7 tane örnek var. 1 ve 2. örneği detaylı bir şekilde anlatıyorum. Double değişkeninin nasıl tanımlandığını, ne işe yaradığını, işte hangi aralıkta olduğunu vesaire anlatıyorum. Ondan sonra 3. 4. örnek vesaire, bu şekilde onları izleyen örneklerin tamamında örnek soru, bir tane soru. Sorunun altında çözümü, yani kodları. Onun altında da ekran çıktısı şeklinde ilerliyor. Bu şekilde tam 120 tane örnek soru var. Soruları elimden geldiğince özgün tutmaya çalıştım. Web'de karşılaşacağınız, hani çok sık karşılaştığınız sorular olmasını istemedim. Biraz daha özgün sorular olmasına gayret ettim. Kitabı alan arkadaşlar zaten bunu fark edeceklerdir. Kitabın sonunda bu 120 soruyu, 120 örnek uygulamayı tamamladıktan sonra karşınıza 100 soruluk bir test sınavı çıkıyor. 100 soruluk bir test sınavı var. Nesne tabanlı programlama sınavları veya C# ya da algoritma sınavlarının test kısmında karşınıza gelme ihtimali yüksek olan sorular. Sonrasında test sorularından sonra 10 adet klasik sınav var. Özellikle meslek lisesindeki arkadaşların neyini diyeyim, öğrenim durumunu baz alarak hazırlamış olduğum sınavlar. Mesela 10 tane sınav var. Sınavların her birinde 5-6 tane soru var. İşte kaç tane soru var? Diyelim ki 6 tane soru var bir sınavda. Birinci soru bir teorik kavramı açıklatıyor. İşte ikinci soru bir kod sorusu. Üçüncü soru bir çıktı sorusu. Dördüncü soru bir akış şeması sorusu şeklinde. 10 tane bu şekilde klasik sınav mevcut. Sınavların altında, yani sınav sayfalarının olduğu kısımlarda boşluklar var çözmeniz için. Daha sonra kitabın sonunda bu 10 tane klasik sınavın cevapları da mevcut. Ayrıca yine bu cevaplardan önce ve sınavlardan sonra bu aralıkta da 7 tane dönem sonu projesi niteliğinde olabilecek, geliştirildiği takdirde dönem sonu projesi olarak verilebilecek örnek uygulama mevcut. Bu şekilde toplamda sanırım 207 sayfa, 208 sayfa falan oldu. Ya 207 ya 208. Çok kalın bir kitap değil. Çünkü temel düzeyde anlatıyorum.
Hatta şöyle diyeyim, temel düzeyde anlattım konuları. Yani programlama ve yazılım bilgisi olmayan birinin temel algoritmik altyapısını oluşturmak için hazırlanmış bir kitap diyebilirim. Kitap tek başına yeterli mi? Tabii ki kitap tek başına yeterli değil. Ama konsol videoları ya da işte algoritma artı konsol videoları artı kitabı birleştirdiğiniz zaman inanın bana hiç küçümsenmeyecek kadar büyük bir adım atmış olacaksınız yazılım ve programlamaya giriş kısmı için. Kitaba nereden ulaşabilirsiniz? Videonun altına linki koyacağım. Kitabın satış linkini gitti gidiyor üzerinden satış yapıyorum. Videonun altına linki koyacağım. Ondan sonra grubumuzda zaten link mevcut. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hadi gelin dersimize devam edelim. Ha, şunu da söyleyeyim. Videolar her zaman ücretsiz olarak YouTube'da kalmaya devam edecek. İlerleyen gün, ay veya yıllarda işte Udemy'de veya bir başka ücretli portalda videolar ücretli hale hiçbir zaman gelmeyecek. Bunun sözünü veriyorum. Videolar her zaman ücretsiz olarak kalmaya devam edecek. Başlayalım. Diziler diyeceğiz bugün. Diziler. Nedir diziler? Sıralı listelerdir. Çok sayıda değişken var. Elimizde çok sayıda değişken var. Ve bunları kısa yoldan okuma işlemi yapmak istiyoruz. Ne kullanacağız burada? İşte burada dizi kullanacağız. Nasıl? Mesela şöyle. Şimdi farz edin ki yılın ayları üzerinde işlemler yapacaksınız. Bir yılda kaç tane ay var? 12 tane ay var. Şimdi bu 12 tane ayı tek tek değişken olarak atamak çok doğru bir kullanım olmayacaktır. Hani düşünsenize işte ay 1, ay 2, ay 3, ay 4, ay 5, nokta 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 ay 12 şeklinde 12 tane değişken. Bunun yerine ne yapacağız biliyor musunuz? Bu ay değişkenlerimi alacağım bir diziye atacağım ve tek satırda halledeceğim bu işi. Hem bellek açısından büyük bir tasarruf sağlayacağım, hem programın performansı açısından artım olacak. İşte diziler bu noktada devreye giriyor. Mesela şöyle düşünün. Bir sınıfta öğrenciler var. Normalde daha önceki örneklerimizde ne yapıyorduk işte? İki sınav ve bir proje notu girilen öğrencinin neyini hesapla? Ortalamasını hesapla. Kaç öğrenci için yapıyorduk örneği? Bir öğrenci için. Peki diyelim ki iki tane öğrenci için yapacağız. Ne yapmamız gerekiyor? İşte S1, Ö1. Yani işte sınav 1, öğrenci 1. Virgül S2, Ö2. Sınav S2, Ö1. Sınav 2 öğrenci 1. Sonra indik altına işte ORT 1 Ö1 yani ortalama 1 öğrenci 1. Sonra ikinci öğrenci için işte S2 Ö2 S1 Ö2 ve ORT 1 virgül Ö2. Şimdi bunu yazacağım birazdan. Biraz daha akılda kalıcı olacaktır. Yani söylemek istediğim şu. İki tane öğrenci için ne yapmam gerekiyor benim burada? İki farklı öğrencinin sınav notuna hesaplatmak için. Sınav 1, sınav 2 ve ortalama adına 3 tane değişken tanımlıyorum. Bu bir öğrenci için. 2 öğrenci için 6 tane. Peki 3 öğrenci için 9 tane. Peki bir sınıfta farz edelim ki 30 tane öğrenci var. Bizim 30 tane öğrenci için 3 tane değişkenim vardı. 90 tane değişken mi tanımlamam gerekiyor 30 çarpı 3'ten? Böyle bir kullanım çok hem kodlama mantığına aykırı olur hem de bellek ve performans açısından çok ciddi dezavantajlara yol açar. İşte bu noktada devreye diziler girecek. Mesela şöyle düşünün. Bir başka örnek daha vereyim. Biraz daha kafanızda somutlaşsın. Ondan sonra kullanımına geçeceğiz. Bir futbol ligi düşünün. Örneğin işte Süper Lig. Süper Lig'de 18 tane takım var. Her takımın neyi tutulacak? İşte galibiyeti, beraberliği, mağlubiyeti, averajı, attığı gol sayısı, yediği gol sayısı falan. 18 takım için 18 tane değişken tanımlamak yerine bir de bu değişkenlerin kendi içerisinde durumları var. Hani işte takım 1 galibiyet, takım 2 şey, takım 1 mağlubiyet, takım 1 beraberlik, takım 1 atılan gol, takım 1 yenilen gol, takım 1 averaj, takım 1 puan. Ne oldu? Galibiyet, beraberlik, mağlubiyet 3, atılan gol, yenilen gol 5, averaj 6 ve puan 7. 7 tane de kendi içerisinde neye ayrılıyor? Duruma ayrılıyor. Bir takım 7 durum. İşte ne yapacağız? Bunun için işte 8 tane değişken tanımlamak yerine hani bir takım 7 tane de durumu 8 oluyor. 8 çarpı 18 tane değişken tanımlamak yerine dizi kullanacağız ki işimiz kolaylaşsın. Şimdi gelin ilk örneğimizi yapalım. Dizilerde tanımlama yapmak için
bir komutun, bir kod satırının dizi olduğunu programa anlatmak için köşeli parantez kullanılır. Şu şekilde. Benim klavyemde Alt GR tuşuyla beraber 8'e bastığım zaman kendisi otomatik olarak kapatma komutunda, kapatma sembolünde ne yapıyor? Bana getiriyor. Bu benim. Bu komutu kullandığım zaman, bu sembolü kullandığım zaman daha doğrusu, programa bir dizi kullanacağımı ne yapmış oluyorum? Bildirmiş oluyorum. Dizilerde bir de son söyleyeceğim bir şey var. İndeks kavramı var. Onu da söyleyelim. Ondan sonra dizinin tanımlamasına başlayalım. İndeks diye bir kavram var. İndeks dizinin bellekte kaçıncı sırada tutulduğunu gösterir. Ve dizilerde indeks değeri sıfırdan başlar. Nasıl? Şöyle bir tane paint açayım şuradan. Şimdi bakın. Şöyle düşünebilirsiniz. Benim kaç elemanlı? 4 elemanlı bir dizim olsun. 1, 2, 3, 4. Bir de 1. Şöyle boyutlarının hepsinin aynı olduğunu farz edin. Şu an gelişi güzel çizdiğim için bu şekilde oluyor. Oluşturdum. Şimdi bakın. Bu benim dizim. 4 elemanlı bir dizi oluşturdum. Dizinin her bir şurada her bir ne diyelim buna? Her bir verimiz diyelim. Her bir verinin sol tarafı düğüm dersek aslında biraz daha doğru olur. Her bir düğüm diyelim. Her bir düğümün sol tarafı dizinin indeksini gösterir. Sırasını, numarasını. Sağ tarafı da dizi içerisindeki o verinin ya da o düğümün verisini gösterir. Sanırım böyle dersek doğru olur. Mesela şuradan yapalım. Örneğin sıfırıncı sıfır çok güzel yazamadım ama şöyle bir dakika biraz daha kalın bir fırça seçelim. Şunu çok büyük olur bu. Bunu biraz küçültelim. Şimdi bakın burayı yaptım. Burası ne? Sıfır. Biraz daha küçülteyim şunu. Şöyle sıfır diyelim. Bakın bu sıfır. Dizi indeksi kaçtan başlıyor dedim? Sıfırdan. Burası ne olsun mesela? A olsun. A benim. A elemanım ne? Dizimin sıfırıncı indeksi. İlk eleman ama sıfırıncı indekste. Bir nolu indekste ne olsun? İşte B olsun. Bir nolu indeks. İki nolu indekste C olsun. Ve üç nolu indekste ne olsun? D olsun. Dört elemanlı bir dizi. Dizimin elemanları ne? A, B, C ve D. Dizimin birinci elemanı ne? A. Birinci eleman indeksi kaç? Sıfır. İndeks kavramı buradan gelmekte. Peki dizi tanımlaması nasıl yapılıyor? Dizi tanımlamasının birkaç tane yöntemi var. Önce bugün birinci yöntemle başlayacağız. Birinci yöntemde değişkenin türü, boşluk, köşeli parantez, boşluk, dizinin ismi eşittir, çift tırnak ve pardon, eşittir dedikten sonra süslü parantez açıyorum. Süslü parantez içerisine dizimin elemanlarını yazıyorum. Eğer ki dizi aritmetik değer türünden bir değişkene sahipse, örneğin integer veya double şeklinde bir değişkene sahipse dizinin elemanlarının olduğu gibi yazıyorum. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Ama dizim string'se veya char'sa, char'da farklı bir kullanım var da ondan bahsedeceğim. Örneğin dizi string için konuşalım şu an. Dizi elemanlarım string'se eğer, o zaman ne yapıyorum biliyor musunuz? Çift tırnak içerisinde yazıyorum dizi elemanlarımı. Nasıl? Şöyle. Gelin ilk önce bir tane integer değişkenli bir dizi oluşturalım. Oluşturduğumuz bu dizi üzerine bir iki işlem yapalım. Sonra devam edelim konuşmaya. Ne dedik? Önce değişken adı. Int. Pardon. Önce değişken türü. Ondan sonra köşeli parantez. Sonra değişken adı. Ne olsun mesela? Sayılar. Eşittir. Süslü parantez içerisinde yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noktalı virgülümü koydum. 7 eleman neyim var? Benim bir dizim var. Aslında burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kullanmayalım. Biraz daha şöyle aklınız karışmasını istiyorum. Çünkü sıfırıncı indis burada 1 olacak, birinci indis 2 olacak şeklinde. O yüzden farklı değerler kullanılmış. 10, 45, 21, 35, 64, 75.
Şu 75, bir de ne kullanalım? 84 ve 26. Noktalı virgülümü koydum. Kaç eleman oldu? 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 elemanlı bir dizi oluşturdum. Güzel. 8 elemanlı dizimin birinci elemanını yazdırmak istiyorum. Gelin beraber yazdıralım. Console.write parantez içerisinde sayılar adlı dizimin köşeli parantez açıyorum. Sıfırıncı indisini bana yazdır. Sıfırıncı indis ya da sıfırıncı indeks ne demek? Birinci eleman demek. Ondan sonra console.read diyelim. Çalıştıralım bakalım. F5 dedim. Karşıma kaç geldi? 10 geldi. Neden 10 geldi? Çünkü dizimde ilk sıradaki eleman kaç? 10. Peki bunu 1 yapalım. 1 yaptığımız zaman kaç yazdırması gerekiyor? 45 yazdırması gerekiyor. F5 dedim. Bu şekilde ne yaptı? Bana 45 sonucunu getirdi. 7 yazalım. Şöyle şuraya bir 7 yazalım. 7 yazdığında kaç getirmesi gerekiyor? 26. Çalıştırdım. 26. Peki 8 yazalım. 8 yazdığımız zaman sizce ne olacaktır? Gelin beraber bakalım. F5 dedim. Bakın. Ekran geldi. Hata verecek ve hata verdi. Ne diyor? Dizi sınırlarının dışında. Ne demek dizi sınırlarının dışında? Diyor ki sen 8 girdin. Ama dizinde 8 diye bir indeks yok. Senin indeks değerinin son değeri kaç? 7. Senin indeks değerinin son sınırı kaç dedim? 7. Ama sen ne yaptın? 8 girmeye çalıştın. O yüzden ne yaptı? Hata verdi. Veya kaç girelim? 10 girelim. F5 diyelim. Bakın geldi. Yine ne diyor? Dizi sınırlarının dışında. Neden dışında? Çünkü senin son indeksin 7. Sen 10 girmeye çalıştın. 10 diye bir indeks yok. O yüzden ne yapıyor? Hata veriyor. Bir su molası vermiştim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şeklinde tanımladık. Şimdi geldik string bir dizi oluşturmaya. Silelim bu değerleri. Sildim. Mesela ne oluşturalım? İsimlerden oluşan bir dizi oluşturalım. Nasıl tanımlayacağız? Şöyle. Önce neydi? Önce değişkenin türü. String dedim. Ondan sonra köşeli parantez. Köşeli parantez kullandığım zaman ne oluyordu? Bunun programı bir dizi olduğunu bildirmiş oluyordum. String ne olsun mesela? İsimler eşittir. Süslü parantezlerimi açtım. Şimdi bu string olduğu için ne yapacağım? Çift tırnaklar içerisinde yazacağım. Mesela bakın şuraya Ali yazayım. İşte Ahmet, Ayşe, Emel, Baran, Akın. Noktalı virgülümü koydum. Bakın düzenledi ama altını çizdi. Neden? Çünkü sen string olarak tanımladın ama ne yaptın? Integer gibi kullanmaya çalıştın. O zaman ne oldu? Hata verdi. Hepsini siliyorum. Ali, Ahmet, Ali, Ahmet, virgül, Emel, virgül, Ayşe, virgül, bir de ne vardı? Bir de Mehmet koyalım. Bir de Baran vardı. Baran'ı da ekleyelim. 6 tane elemanımız olsun. Noktalı virgülümü koydum. İndim alt satıra. Console.write parantez içerisinde isimler adlı dizimin köşeli parantezimi açıyorum. 3 nolu indeksindeki değeri bana getir. Şu an bana ne getirmesi gerekiyor normal olarak? Ayşe'yi getirmesi gerekiyor. Neden? Çünkü Ali 0'da, Ahmet 1'de, Emel 2'de, Ayşe 3'te. Start deyip çalıştıralım. Start dedim, ne yaptım? Bana Ayşe'yi getirmiş oldu. Peki 5 diyelim şöyle. 5 dediğim zaman ne yapıyor? Bana Baran'ı getirdi. 6 diyelim. Burada da o hatayı bir görelim. 6 dedim. 6 dediğim zaman ne yapıyor? Az önce int örneğinde vermiş olduğu hatayı burada da vermiş oldu. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Ne yapalım? Şöyle bir örnek yapalım. Nasıl bir örnek yapalım? 3 tane şehir girelim. Daha sonra bu 3 tane şehri listeletelim. Yani önce yukarıda bir dizi oluşturalım. Aşağıdaki komutlarla da o dizinin elemanlarını listeletelim. Şu ana kadar ne yaptık? Dizi oluşturduk. Dizinin
istediğimiz elemanı, ininci elemanını listelettik. Şimdi ne yapacağız? Bütün elemanları listeleteceğiz. Nasıl? Gelin beraber yapalım. String. Ama önce ne yapacağız burada? Burada şimdi şeyi kullanacağız ama onu da söyleyeyim de ondan sonra başlayalım. Burada hani dedim ya dizileri oluşturmanın birkaç tane yöntemi vardı. O yöntemlerden şimdi bir başkasını kullanacağız. Dizi oluştururken eğer dizinin değerleri klavyeden girilecekse ne yapılıyor biliyor musunuz? Önceden bellekte alan ataması yapılıyor. Mesela diyorsunuz ki ben 5 elemanlık bir dizi kullanacağım. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? String dediğimiz zaman işte dizinin ismini yazacağız. Sonra köşeli parantez içerisinde kaç tane elemanlı dizi oluşturmak istiyorsak onu yazacağız. Atıyorum 5 elemansa 5 yazacağız. 5 elemanlı bir dizi de en son indeks 4 olur. Hani dizinin eleman sayısı ile indeksini karıştırmayın. Örnekleri yaptıkça zaten bu kavram oturacaktır. Şimdi bu örneği teorik olarak yorumlamak istemiyorum. Pratikte yapalım. Akılda kalıcı olacaktır zaten. O yüzden teorik kısmına geçelim. String dedim. Şehirler. Şehirler eşittir. Eşittir dedikten sonra şimdi dizi oluşturacağım. Oluşturmak kelimesini duyduğunuz zaman anahtar sözcüğümüz nedir biliyor musunuz? New'dir. New komutumla işlem yapacağım. New string diyorum. String şehirler eşittir new string. Şehirler adında string bir dizi oluşturacağım. Kaç elemanlı? 3. Noktalı virgülümü koydum. Noktalı virgülümü koyduktan sonra altındaki kırmızı çizgiyi sildim. 3 elemanlı. For döngümü oluşturuyorum. Int i eşittir. Birden başlasın. I küçük 4 olana kadar i 1 artsın. Ne alacak? 1 alacak. 2 alacak. 3 alacak. Süslü parantezimi açtım. Console.write parantez içerisinde şehir 2 nokta üst üste olsun. Noktalı virgülümü koydum. Ondan sonra ne diyeceğim? Şehirler i eşittir. Açıklayacağım bunu bir dakika. Console.readline diyeyim. Şu komutu bir çalıştırayım ondan sonra açıklayacağım arkadaşlar. Console.read diyelim şöyle. Bir bakayım çalışacak mı? İşte A, B, C olsun. Okey. Neden hata aldık? Şehirler i eşittir. A, B, C. A, C, D. Aa, dördüncü değerde hata alıyoruz. Neden? İ küçük 4 olana kadar i'yi sıfırdan başlatalım şöyle. İ küçük 3 olana kadar diyelim. A, B, C. Ha, şimdi düzeldi. Ha, burada sıfırın indisi olarak alıyor. O yüzden hata aldık. Yani indis değeri burada. Anladım. Bilerek hani önce yazmak istedim. O hata alacağımı tahmin ettim çünkü burada. Ondan sonra açıklayalım. Şimdi ne yaptık? Şehirler adında string bir değişken oluşturdum burada. String bir dizi oluşturdum, özür diliyorum. Bu string dizimin şehirler adındaki işte şehirler yazıyor da ben şehirler diyorum. Bu şehirler adındaki string dizimin eleman sayısı 3. Güzel. Döngüm sıfırdan başlıyor. Tamam mı? Sıfır neyin karşılığı? İndeks karşılığı. Şimdi diyorum ki bak burada doğru. Neden hata aldığımı şimdi çözdüm. Tamam. Anlatacağım. Neden hata aldığımızı da anlatacağım. Hata almamız çok güzel oldu. Siz de o hatayı da öğrenmiş olursunuz. Döngümü oluşturdum. Dedim ki i eşittir sıfırdan başlasın. I küçük 3 olana kadar. Neden 3 olana kadar? Çünkü benim şehirler dizim 3 elemandan oluşuyor. İlk indeksi 0, ikinci indeksi 1 ve üçüncü indeksi 2. Döngü de bu sırayla gidiyor. İlk indeks 0, ikinci indeks 1, üçüncü indeks de 2. Benim gireceğim ilk değer ne? İlk şehir sıfırıncı indekse gidecek. İkinci şehir birinci indekse, üçüncü şehir de ikinci indekse gidecek. Az önce hata almamın sebebi neydi? Ben döngüyü birden başlattım, dörde kadar gittim. Ne yaptı? Birinci indeks 1'e gitti. Birinci indeks demeyeyim, şöyle diyeyim. Birinci yazdığım değer ilk indekse gitti. İkinci yazdığım değer ikinci indekse gitti.
Üçüncü yazdığım değer üçüncü indekse gidemedi. Neden? Çünkü üçüncü indeks yok. Benim dizimin eleman sayısı kaç? 3. İndeks değeri kaç olur o zaman? 2. İndeks değeri nasıl bulunuyor? Eleman sayısı eksi 1 şeklinde bulunuyor. Eleman sayısı kaçsa bir azaltılmış hali onun en son indeksini verir. Hata almamızın sebebi buydu. Hatta bu hatayı almamız çok güzel oldu. Şimdi yeniden çalıştıralım. Şöyle bakın. A, B, C dedim. Okey dedim. Bu şekilde ne yaptık? Sorun çıkmadı. Şimdi peki bu elemanları nasıl listeleteceğiz? Şöyle listeleteceğiz. For int i eşittir 0'dan başlasın. I küçük 3 olana kadar i 1 artsın. Süslü parantezimi açtım. Alt satıra indim. Konsol nokta write parantez içerisinde şehirler adlı dizimin i'nci indeksini ne yap? Bana yazdır. Bu kadar yeter mi? Sanırım yeterli. Çalıştıralım bakalım. Birinci şehir Adana. İkinci şehir Bursa. Üçüncü şehir Ankara. Enter yaptım. Ne yaptı? Adana, Bursa, Ankara dedi ama yan yana yazdırdı. Şuraya bir konsol nokta write line diyelim. Şöyle yeniden yazalım. Adana, Bursa ve Ankara diyelim. Ne yaptı? Adana, Bursa ve Ankara çıktısını bana verdi. Bir de şu araya bir tane şöyle bir yıldız ekleyelim. Şu şekilde konsol nokta write line diyelim. Şöyle 1, 2, 3, 4 şehirler listesi. 1, 2, 3, 4 desin. Noktalı virgülümüzü koyalım. Çalıştıralım. Adana, Bursa ve Ankara. Enter dedim. Şehirler listesi Adana, Bursa ve Ankara şeklinde ne olmuş oldu? Bana gelmiş oldu. Dördüncü bir eleman girmeye çalışabiliyor muyum? Yok, girilmiyor. Tamam. Bu şekilde ne yaptık? Dizilerle ilgili ilk dersimizi tamamlamış olduk. 3 tane örnek yaptık sanırım. Ama akılda kalıcı örneklerdi. Dizilere devam edeceğiz. En az 2 ders daha diziler. Ondan sonra 3. derste de bir for each döngüsü yapar. Dizileri 4 derse tamamlamış oluruz. Sonrasında random komutuna geçeceğiz büyük ihtimalle. Ondan sonra bakalım konularımıza devam edeceğiz. Şöyle masa üstünü alayım. Son bir iki şey söyleyip ondan sonra dersimizi noktalayalım. Dediğim gibi kitabım çıktı. İster destek olmak için, ister alıp çalışıp yazılım kitaplarınızın arasına koymak için, isterseniz işte bir arkadaşınıza, dostunuza hediye etmek için kitabı alabilirsiniz. Kitap fiyatı çok pahalı değil, yani 23 lira. 5 ve daha fazla alımlarda toplu satış fiyatı uygulayacağız ve fiyatı 20 TL yapacağız. 5 ve daha fazla alımlarda ücretsiz kargo olacak. Bu iş için sponsor veya desteğim yoktu. O yüzden part part bastırma imkanım oldu kitapları. İlk baskıda 40 tane bastırabildim. Bunların 35 tanesini satışa sundum. Eğer imkanım olsaydı 500 tane bastıracaktım. 500 tane bastırdığım zaman maliyeti çok daha düşecekti. Maliyeti düşeceği için kitap fiyatını da o oranda düşürecektim. Çok daha ucuza satmayı planlıyordum ama olmadı. İstediğim, yani planladığım şekilde ilerlemedi işte. O yüzden fiyatı 23 lira. 23 lira da çok uçuk bir fiyat değil herhalde. Normal yazılım kitapları seyrinde. Dediğim gibi videolara takviye niteliğinde olacaktır. Çok faydasını göreceğinizi umduğum bir kitap. Yazında inşallah kısmet olursa 700-800 sayfalık bir kalın bir C# form kitabı çıkarmayı düşünüyorum. Onda çok daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Çok daha fazla örnek barındıracak bir kitap olacak. Yani ama o kitabı çıkarmam da büyük ihtimalle bu kitabın satış potansiyeline bağlı kalacaktır. Videolar devam edecek. İnşallah yarın akşam da devam edeceğiz. Her akşam bir videoyla artık devam edip konsol derslerini en kısa zamanda tamamlayıp 50. derse ulaşacağız. Benden bu kadar. 16 Şubat 2016 tarihler. Güzel, ne diyelim, güzel bir dersi, güzel bir gündü. Bir sonraki dersimiz yine dizilerle devam edeceğiz. Dizilerin ikinci kısmında 14. derste görüşmek dileği ve ümidiyle. Hoşça kalın, iyi çalışmalar.